Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk kez geliyorsanız benim ismim Özge. Bugün sizinle Şubat Mart Favorileri isimli videomu çekiyor olacağız. Hemen başlamak istiyorum. Favorilerimden ilki kesinlikle bugüne kadar kullandığım en iyi yüz kremi olduğunu düşündüğüm ve kesinlikle kıvamının, bitişinin, hissiyatının, her şeyinin en iyi olduğunu düşündüğüm L'Oreal Skin Perfection. Bayağı bitmek üzere şu anda benimki. Elimde bir sürü yüz kremi olduğu için maalesef tekrar alamayacağım bu ürünü. Ama çok beğendim. Bir yüz kremi arıyorsanız, çok pahalı olmayan bir yüz kremi arıyorsanız, çok çabuk emiliyor, kadifemsi bir his bırakıyor. Kesinlikle yapış yapış bir his bırakmıyor. Bunlar bence çok önemli. O yüzden ben bunu kesinlikle benim en favori yüz kremi olarak seçiyorum. Bu aralar biraz diş eti problemleri yaşadığım için diş macunumu değiştirdim. Şu Parodontax'ın ultra temizlik olan diş macununa gerçekten bayıldım. Çok güzel temizliyor. Bence yani neredeyse diş hekimine gidip dişinizi temizletmişsiniz hissiyatını yaratacak kadar temizlediğini düşünüyorum. Bayağı pürüzsüz oluyor dişleriniz. Bunun dışında tadını beğenmeyenler çok fazla. Beni o kadar rahatsız eden bir tadı yok. Sadece çok fazla sıkarsam fırçanın üzerine biraz ağzımı yakıyor. Sonlara doğru ağzım bayağı bir yanıyor. Bol bol su almam gerekiyor ağzıma. Onun dışında tadıyla ilgili bir problemim yok. Bir diğer favori ürünüm, yeni ürünleri deniyorum videosunda kullandığım Wet n Wild'ın bu Color Icon isimli serisinden, allık serisinden bu harika renk. İsmini maalesef şu an bilemiyorum ama zaten 4 tane falan rengi var. Çok fazla rengi yok. O yüzden bence bu rengi bulmanız çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle açık bir pembe. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer favorim Flormer'ın şu FC10 renkli Penthouse isimli çok güzel bir kiremit rengi. Yani bu bordo da değil, turuncu da değil, kahverengi de değil. Çok güzel. Ben bugün hiçbir şeyi yine açamıyorum. Hayırdır inşallah. Çok güzel rengi. Aşırı güzel bir renk. Hatta ben bugün bunu sizin için bir elime bir favorimi, diğer elime diğer favorimi sürecektim. Şimdi burada bunu sürerken size burada sürüp bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu öyle favorim deyip geçebileceğim bir renk hakikaten değil. Hakikaten bayağı güzel bir renk. Şu asalete bakar mısınız? Yani bu tek katta böyle ama İkinci katta bence çok daha iyi olacağını hayal edebiliyorsunuzdur. Şimdi diğer favorim olan ojeyi göstereceğim. Bunu herkes beğenmeyebilir. Esmerler de çok güzel duracak. Şu New York Colors isimli markanın Sunny Manhattan olan rengi 203 numaralı. Bu da 1 dakikada kuruyor diyor üzerinde bu arada ve hakikaten çok çabuk kuruyor. Ama biraz yoğun kıvamlı. Sanırım evde dura dura bu biraz gitmiş kalın fırçalılardan. Bunu da sürüp göstereyim size. Bunu ama 2 kat sürmem gerekiyor ki tam rengini görün yani. Çünkü tek katta daha böyle kavun içi gibi oluyor. 2 katta bayağı çok havalı bir turuncu olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bunu 2 kat sürünce bunu 2 kat sürüp göstereceğim size. Şimdi ilk katımız biraz kurusun. O sırada diğer favorimi göstereyim. Ondan sonraki favorime geçmeden de ikinci katı sürüp bu rengin sonucunu size göstereyim. Bir diğer favorim tabii ki de yine yeni ürünleri deniyorum videomda. Kesinlikle favorilerime gireceğini söylediğim Absolute New York'un Blush Balm isimli harika stick allığı. Ben bunu dudağıma da çok fazla kullanıyorum bu arada. Yani bunu kesinlikle gidip alın. Zaten inanılmaz uygun fiyatlı bir ürün ve doğal makyaj sevenler ya da böyle makyaj yapmayayım birazcık allık süreyim çıkayım gibi
makyaj tarzı olanlar için inanılmaz ideal bir ürün. Çok güzel. Yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok bu ürünle alakalı. Çok güzel. Gidin al. Bu arada bendeki rengi ABSB ABSB 06 Razzle. Son favorime geliyoruz. The Balm'ın eyeliner'ı kesinlikle çok güzel bir eyeliner. Çok daha rahat çekmenize olanak sağlayan bir eyeliner. Ucunun tam olarak fırça mı keçe mi olduğunu algılayamadığım bir eyeliner ama bence bayağı iyi bir eyeliner. Kesinlikle bu eyeliner'ı da tavsiye. Ne çok eyeliner. Eyeliner. Çok iyi bir eyeliner. Siyahlığı, çabuk kuruması, dağılmaması vesaire yönleriyle de aynı zamanda çok iyi buluyorum. Fazlaca da indirime giren bir ürün. O yüzden kesinlikle bir eyeliner arayışındaysanız bence bunu bir deneyebilirsiniz. Şimdi ben bu ojenin ikinci katını süreceğim. Ondan sonra kategori değiştiriyoruz. Favorilerim de bir canlı ve ama hayvan ve bitki olmayan bir canlı ve de iki tane dizi var sırada. Dizileri zaten birini tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Favorisi olmayan kalmadı çünkü yani bu diziyi. Hakikaten izlemeyenleriniz izlesinler. La Casa de Papel diye bir dizi. Bir soygunu anlatıyor aslında dizi ama çok daha fazla vermek istediği bir mesaj olduğunu düşünüyorum ben. İzlemesi çok keyifli, çok sürükleyici. Bir sonraki bölümü izlememe ihtimaliniz yok. Eğer vaktiniz varsa kesinlikle bir ya da iki gün içinde bitirirsiniz. Çünkü zorla izlettiriyor size kendini. Hani ben çok erken kalktığım için iş sebebiyle çok kısa sürede bitiremedim. Yani 1-2 hafta içinde bitirdim. Evet, çok uzun bir dizi değil. Şu an bitmiş bir dizi. 2 sezonu var. Birinci sezonu 13 bölüm olması lazım. İkinci sezonu da 6 bölüm sadece. 50 dakika ortalama bir bölüm. O yüzden vaktiniz bolsa bir diziye başlamak istiyorsanız hemen başlayıp bitirebileceğiniz, aradan çıkarabileceğiniz şu anda da oldukça popüler olan bir dizi. Ben oyuncu ve karakter seçimlerine de gerçekten bayıldım. Keşke bir sezon daha yayınlanacağını bilsem şu anda çok severek izledim. Bir de ben çok fazla dizi seçerim yani. En son atıyorum Lost'u falan izlemiştim. Ondan sonra bir tek Shameless'a başladım. Hala devam ediyorum. Hani biraz her diziyi izlemeyen ve çok da diziler hakkında bir fikri olmayan biriyimdir. Ama buna dayanamadım artık. Hani herkes söylüyordu. Birinci bölümü izledim. Zaten direkt oradan sonra film koptu yani. Bütün her şeyi, bütün bölümleri mecburen izliyorsunuz zaten sonrasında. Bence gerçekten çok keyif verici bir dizi. Çok sürükleyici bir dizi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada Ojem'in ikinci katı kurudu ve şöyle oldu. Bence bayağı başarılı bir renk. Yani esmerlere başarılı bir renk ama beyaz tenlilerde biraz garip durabilir. Ama eğer benim kadar esmerseniz yazın özellikle çok güzel duracağını düşünüyorum. Ben niye sürekli yaz gelmiş gibi davranıyorum onu da bilmiyorum ama neyse. Şimdi diğer dizi favorime geçiyoruz. Sonra bitki ve hayvan olmayan favorime geliyoruz. İkinci favori dizim Dark. Dark'ın çok fazla bölümünü izleyemedim henüz. Dediğim gibi çalıştığım için çok vaktim olmadı. Ama La Casa de Papel'le hiç alakalı hani tür olarak falan da hiç alakaları yok. İkisinin de favorim olmasının ortak sebebi aslında bir sonraki bölümü mecburen izliyor olmanız ve devam ettiriyor olması size. Dark'ın zaten ilk birkaç bölümünde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani hiçbir şey anlamıyorsunuz dediğim hep bir tahmininiz oluyor ama herhangi bir olay gerçekleşmiyor yani. Hani genele dair fikriniz oluyor sadece. O yüzden mecburen izliyorsunuz dediğim gibi anlamak için izliyorsunuz. Bence konusu da gayet güzel seçilmiş. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Birazcık zaman konularıyla, kara delikler vesaire bu tarz konularla ilgileniyorsanız ya da ilgilenmek isterseniz izleyebilirsiniz. Arkı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben izlemeye devam edeceğim daha bitirmedim bu arada ben Dark'ı. İzlerseniz, izlemeye başlarsanız devamlı getireceğinizi düşünüyorum kesinlikle. O yüzden Dark'a da bir bakabilirsiniz. Şimdi geldik hayvan olmayan, bitki olmayan ama canlı olan favorime.
Marimo. Marimo. Bu Marimo nedir? Yosun topu. Türkçe ismi yosun topu. Japonca'da mari zıplayan top. Moda suda yaşayan bitki anlamına geliyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Google'a bakabilirsiniz. Zaten bulacağınız ilk bilgi bu. Türkçesi de yosun topu. Bu bir alg. Çok sevimli bir şey bence. İnanılmaz tatlı. Elime aldım, böyle biraz sıktım. Ortası sert gibi, hafif. Bunlar 40 santime kadar ulaşabiliyorlarmış. Ve tabii biraz zorlu bir bakımı var. Ben şimdi şu sentetik olduğunu düşündüğüm, en azından kumları, taşları, her şeyleri çıkaracağım içinden. Buna tatlı suda yaşıyor bu arada. Tatlı su da bulunan bir kum çeşidi bulup onu koyacağım içerisine. Biraz daha geniş bir alana alacağım. Şu an o hani daha yeni geldi bana. O yüzden olduğu gibi duruyor bu şekilde. Bir de güzel de bir görüntüsü var. O yüzden bir süreliğine böyle bıraktım. Bakımıyla alakalı bayağı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Biraz narin de bir canlı çünkü. Ama ben çok sevdim. Böyle soda gibi baloncuklar çıkarıyor. Arada bir yukarı çıkıyor falan böyle. Çok güzel bir canlı, bence kesinlikle çok güzel bir hediye. Bana da iş yerindeki patronum hediye etti Kadınlar Günü için, hepimize hediye etti. Teşekkür ediyorum buradan. Bence çok güzel bir hediye. Sevdiklerinize alabileceğiniz çok enteresan ve bir yandan da güzel bir hediye bence. Böyle birilerine hediye almanız gerekiyorsa bu zamanlar, internetten Marimo nasıl alınır şeklinde aratarak bulabilirsiniz. Bence çok güzel bir hediye. Hatta ben bunu internette araştırırken kolonilerini falan gördüm. Kocaman böyle yosun topları koloni halinde yaşıyorlar. Benim inanılmaz dikkatimi çekti. Neden bilmiyorum. Evde sürekli Marimo Marimo diye geziyorum. İsmini de Marimo koydum, kendi olduğu gibi. Çok sevimli. Yalnız son 2 gündür suyu biraz bulandı. Sebebini anlayamadım. Hemen suyunu falan değiştirdim. Biraz daha kendine gelmeye başladı baloncuk anlamında. Fotosentez yaparak yaşıyor çünkü, ama bir yandan da İzlanda'da ve Japonya'da bulunduğu için çok fazla güneş ışığını ve sıcağı sevmiyormuş. Hatta gerekirse birkaç dakika buzdolabına koyabilirsiniz yazın, yazıyordu internette. Ben de hatta o şekilde yaptım. Birazcık akan suyun altına tuttum vesaire. Biraz daha kendine geldi ama ilk geldiğindeki gibi değil suyu. Belki böyle küçük akvaryum gibi bir şeye koyup akvaryum temizleyicilerden koyabilirim içine, bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Videomu burada bitiriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.